Şimdi biliyorsunuz Sayın Öcalan 25 yıldır aslında, 24 yıl bitti, 25. yıla girdi. Devletler arası bir komployla 9 Ekim'de başlayan devletler arası bir komployla 4 ay sonra 15 Şubat'ta 1999'da Türkiye'ye teslim edildi. Aslında bu teslim edilme bile hukuk dışıydı. Neden? Çünkü Türkiye'de o zaman bir idam cezası vardı. İdam cezasının olduğu bir ülkeye böyle bir iadenin yapılması tamamen hukuk dışı. Burada Amerika'nın, İngiltere'nin, Almanya'nın falan bütün Avrupa devletlerinin, Rusya'nın katılımı var. 23 devlet tespit edildi sonradan araştırmalarda. 23 devlet bu komploda rol almış. En son biliyorsunuz Kenya'da Türk istihbarat örgütlerine teslim edildi ve İmralı'ya getirildi. İmralı'da yer hazırlanmıştı ve o İmralı'dan beri şu anda 25 yıldır İmralı cezaevindedir. Zaten genel bir tecrit durumu vardı ama bu son özellikle 33 aydır hiçbir haber alınamaktadır. Yani en ağır tecrit hali uygulanmaktadır. Ne ailesiyle ne avukatlarıyla görüştürülmemektedir. Sağlığı konusunda bile bizim bir bilgimiz yok. Yaşama, güvenlik vesaire konularda hiçbir bilgi vermemektedirler. Avukatlar SİPİT'i, Avrupa Konseyi gibi kurumları zorluyorlar. Ama buna rağmen maalesef hukuk dışı bir şekilde ne ailesine ne biz yoldaşlarına ne de avukatları hiç kimseye bu konuda bilgi verilmemektedir. Bu aslında bir insanlık suçu. Çok ağır bir insanlık suçu. Tamamen uluslararası hukukun, yerel hukukun, hatta Türkiye şu anda kendi yasalarını, kendi hukukunu da çiğniyor. Çünkü diyelim ki ailesi görüşmeleri ya avukatlarıyla görüşmesi mutlaktır. Yani onu o hak gasp edilemez. Türkiye'deki bütün ağır diyelim ki ağırlaşmış müebbet hapis cezası alanlar herkes bu haktan yararlanıyor da Önder Öcalan neden bu haktan yararlanmıyor? Bu konuda açık bir yanıt bile vermiyor. Ve dolayısıyla diyelim SİPİT'i neymiş efendim? İşte işkenceye karşı kötü muameleye karşı uzmanlar komitesi. Bu defalarca gidip geldi. Mesela şu anda onların da izni Türkiye'nin izin vermesine bağlıdır. Yani bize açıklamaları. Ama her halükarda Avrupa Konseyi ve SİPİT'i gibi kurumlar yine Türk devletine tolerans uyguluyorlar. Maalesef üzerlerine gitmiyorlar. Uluslararası hukukun çiğnenmesi pahasına bunu sürdürmekte de ısrarlı görünüyorlar. Bu tamamen dediğim gibi bir insanlık suçudur, tecrit. İşte bunu disiplin suçuyla izah etmeye çalışıyorlar falan. Bunlar hepsi işin kitabına uydurmak meselesi olur. Yani gerçeklikle alakası olmayan hususlardır. Bu bütün dünyada da gerçekten hukuk camiaları içerisinde siyasetçiler, Kürt dostları arasında büyük bir infial da aslında yaratıyor. Ama dediğim gibi bu konuda da biraz sonra da tabii değineceğiz. Güçlü bir sahiplenme var. 10 Ekim 2023, 9 Ekim 1998'deki Önder Öcalan'a yönelik devletler arası komplonun aslında 25. yıl dönümüydü. Yani o gün 10 Ekim'de başlatılması bu kampanyanın çok anlamlıydı. Çünkü eş zamanlı olarak 74 merkezde dünyanın çeşitli yani 5-6 kıtada birden 74 merkezde. Bu 74 de önderliğin yaşını temsil ediyordu. Böyle bir anlam taşıyordu. O gün 74 merkezde Kürt halkının dostları, siyasetçiler, entelektüeller, aydınlar, sendikacılar eş zamanlı olarak bir kampanya, özgürlük kampanyasını başlatıldı. Ama bu 74'ü aştı, 100'ün üzerine çıktı. Bayağı büyük, dünyada büyük bir sahiplenme vardı ve bundan uzun vadeli bir özgürlük. Hedef ve amaç şudur. Önder Öcalan
üzerindeki tecrit kaldırılana ve fiziki özgürlüğü sağlanana kadar bu kampanya sürecektir. Yani böyle sınırlı değildir. Sınırsızdır ve bu sonuna kadar sürdürür. Hatta mesela diyelim AİM'in kararlarında var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi daha önceden bir karar almış. Buna göre bir mahkum diyelim 25 yıldan fazla özgürlüğünden mahrum bırakılamaz. Şimdi düşün ki bak Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbetler 30 yıllar yatıyor. 32 yıl olmuş. Daha da bazılarını keyfi olarak bırakmıyorlar. Oysa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 25 yıl. Dikkat edin, bu sene de 25. yıldır. Önder Öcalan'ın hükümlü olmasının o İmralı'ya bırakılması 25. yıl. Dolayısıyla bunun bu kadar dünya çapında büyük ilgi görmesi işlenen bu kadar açık suçluluktan dolayıdır. Şimdi mesela bu özgürlük kampanyasına o öncülük yapanların mesela diyelim bu kampanyanın adını şöyle bıraktılar. Önder Öcalan'a özgürlük, Kürt sorununa çözüm. Yani bu iki konuyu iç içe değerlendirdiler. Bu kampanyanın önde gelenlerinden bir de çok önemli bir nüanstır bu. İngiltere milyonlarca üyesi olan İngiltere işçi sendikalarının önderleridir, öncüleridir. Bunlar tarafından öncülük yapıyor. Üstelik bunların şöyle bir durumu da var. Nelson Mandela'nın serbest bırakılmasına da o kampanyanın da öncüleridir. Yani böyle güçlü bir ekiptir ve evet. Dünya çapında tanınan bir ekiptir. Bunlar öncülük yapıyorlar. Biz Kürt halkı Önder Öcalan'ın yoldaşları ve Kürt halkının dostları da onları takip ediyoruz. Anlatabildim mi? Bu inisiyatifi güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu işin, bunların bize gösterdiği yönde yürümeye çalışıyoruz. Ve 25 yıldır Önder Öcalan'ın mutlaka bir 2024 içinde ki 25 yılı da artık aşacak o zaman mutlaka fiziki özgürlüğünün sağlanması için ısrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Bunun Kürt sorununun çözümüyle Önder Öcalan'ın özgürlüğünün iç içe geçtiğini, Önder Öcalan olmadan Kürt sorunun Türkiye'de çözülemeyeceğini, onun Orta Doğu sorunlarının çözümüne yalnız Kürtler için değil, Filistinliler bütün Orta Doğu sorunlarının çözümünde büyük bir emek verdiğini, araştırmalar yaptığını ve bu konudaki görüşlerinin, örneğin diyelim Önder Öcalan'ın savunmaları hemen hemen dünyanın çok konuşulan bütün dillerine çevrildi. Daha da bazı dillere çevrilmeye devam ediyor. Mesela örneğin İngilizce, Fransızca, Almanca gibi önemli diller, Arapça gibi önemli dillere zaten çevrilmiş. Kürtçesi var, Türkçesi var. Bunlar bütün entelektüel camiada çok sıkı takip ediliyor, okunuyor. Mesela diyelim önderliğin şimdi şeyde izlesek yani savunmalarına baksak Arapçalarda orada tümünle Filistin sorununu ele almış, Filistin sorununa öneri getiriyor. Mesela bugünkü durumda hem Filistinleri eleştiriyor yöntemleri konusunda hem de zaten diyelim ki Yahudi halkını eleştiriyor. Yani Orta Doğu'nun bir halkı olarak Yahudi halkının da tabii ki diyor Orta Doğu'da yeri var. Ancak onlar da işte en iyi Arap ölü Arap'tır gibi bir felsefeden vazgeçmeleri lazım. Filistinler de en iyi Yahudi ölü Yahudidir anlayışından, zihniyetinden tamamen kurtulmaları gerekiyor diyor. Dolayısıyla bu konuda Önder Öcalan'ın mesela diyelim örnek. Şu anda Türkiye büyük bir ekonomik krizde. Şimdi bu ekonomik krizde savaştan nedeni kaynaklanıyor. Savaşa çok büyük meblağlar harcıyor Türkiye devleti. Ama sonuca da gidemiyor. Yani şiddetle, savaşla sonuç da alamıyor. Ve bu nedenle diyelim ki Türkiye'de barışın anahtarı, Türkiye'de Kürt sorunun çözümünün ve dolayısıyla Önder Öcalan'ın özgürlüğü hepsi iç içe geçmiş. Yani çok önemli bir halka yakalanmış. Önder Öcalan özgür bırakılmadan
Bunu yalnız bizim görüşümüz değil. Bütün bu kampanyayı yürütenler herkes aynı görüştedir. Önder Öcalan özgür olmadan ne Türkiye'de Kürt sorunu çözülebilir ne de Orta Doğu'daki sorunlar tamamen bugünkü girdabından çıkarılıp sona erdirilebilir. Böyle bir anlayış var. Onun için merkeze Önder Öcalan'ın tecridinin kaldırılması ve fiziki özgürlüğünün sağlanması birinci hedef olarak belirlenmiş durumdadır. Bu nedenle. Şimdi diyelim neler yapılıyor? Şimdi yürüyüşler, mitingler, ondan sonra dünyanın her yerinde ama yalnız yani ülkede ya da Avrupa'da değil, konferanslar. Mesela gençlik konferansı bir süre önce Paris'te yapıldı. Daha önce kadınlar, biliyorsunuz Önder Öcalan'ın tezleri arasında kadın özgürlüğü konusu çok büyük bir ağırlık taşıyor. Mesela bu son zamanlarda özellikle İran'da Amini'nin katledilmesinden sonra Xinjiang azadi kampanyaları giderek dünya kadınlarının tümü tarafından Xinjiang azadi olarak hem kendi dillerinde slogan haline getirmişler hem de Xinjiang azadi sloganı. Sonradan kadın örgütleri baktılar ki bu Xinjiang azadinin sloganının yaratıcısı da yine Önder Öcalan. Anlatabildim mi? Ve bu şekilde Önder Öcalan'ın diyelim tezleri konusu giderek dünyada, entelektüel dünyada, üniversitelerde çok ilgi çeken bir koruma yükseldi. Yani bugün de komplonun karşısında sessiz kalarak ya da diyelim tecritin karşısında yeterli olarak devreye girmeyerek suç ortaklığı aslında yapıyorlar Türklerin. Zaten Önderlik de demişti. Yani demişti benim oradaki Türklerin rolü demişti sadece bana gardiyanlık yapmaktır. Gerçekten de öyledir. Şimdi bugün CPT kesinlikle zorlama durumda kalsa Avrupa Parlamentosu ya da Avrupa Konseyi Dışişleri Bakanları Komitesi Türkiye'ye sırada bulunarak ya da sizi ihraç ederler Avrupa Konseyi'nden dese bunu yürütebilirler mi mütecid? Yürütemezler. Yani onun için halkımız bunları bilmeli ama özellikle bu ülkelerde, örneğin diyelim İngiltere, o zaman çok önemli bir rol oynamıştı. Şimdi İngiltere'nin aydınları, entelektüelleri, sendikacıları değil mi? Şimdi özgürlük kampanyasının öncülüğünü yaptı. Çok önemli. Almanya'da öyle, Fransa'da öyle. Yani Avrupa devletleri bir anlamda Avrupa toplumu ya da bunu kendileri açısından büyük bir üzüntü kaynağı olarak tespit edip hatta bundan utanç duyup bu kampanyayla Kürt halkına dostluklarını bildirmeye çalışıyorlar. Önder, bir de biliyorsunuz Önder Öcalan'ın yeni paradigması katı ulus anlayışı yerine biliyorsunuz işte Türklerdeki bu şey bir dönem Fransızlarda da vardı. Herkes de vardı dünyada. Sonra değişti tabii bunlar. Neydi onlar? İşte diyelim ki katı ulus anlayışına alternatifi olarak demokratik ulus. Şimdi mesela bugün Rojava devrimi neden dünyada bu kadar büyük ilgi görüyor? Çünkü demokratik ulus anlayışına sahip. Yalnız demokratik ulus anlayışı. Hayır. Ulus devlet yerine. Bak ulus devletler olalı belli. Orta Doğu'ya geliye belli. Değil mi? 100 yıl oldu. Orta Doğu bir türlü kanlı bir aşamayı geride bırakamaz. Daima savaş, çatışmalara. Ulus devleti böyle. Neden? Çünkü herkes sözüm ona kendi ulusunu düşünecek. Birbirinin çıkarları kavgası edecekler. Oysa demokratik ulusta zenginlik, farklılıklar zenginlik kabul edilir. Mesela diyelim şimdi Rojava'da. Kürtler, Araplar, değil mi? Ermeniler, Süryaniler, işte Türkmenler, Çerkezler. Bunlar hepsi kardeşçe yaşamaktadırlar. Ve herkes de kendi kültürünü, kendi dilini geliştirmekte, çocuklarını ona göre eğitmekte ve bütün dillerde, dikkat edersen mitinglerde her dilde konuşuluyor Rojava'da. Bu da bu kampanyanın parçası olarak başladı. Biliyorsunuz dün 27 Kasım'dı. 27 Kasım PKK'nın kurucu yıl dönümü. Cezaevlerindeki PKK ve hükümlüleri ya da esirleri, rehineleri
Onlar bir eylem başlattılar. 15 Şubat'a kadar sürecek bir açlık grevi başlattılar. Ama bu tekrar tabii sonradan gözden geçirilir. Umarız ki Türk Devleti bu sefer gerek dünyada Sayın Öcalan'ın bu özgürlük kampanyasına büyük destek veren kesimler, gerek Kürt halkının ısrarlı çabası, dört parçada, Kürtistan'ın dört parçasında da Önder Öcalan'ın özgürlüğü için ayağa kalkmış halkların neyler istediğini doğru kavrar ve bunu ihmal etmeden hayata geçirir. Bunu umuyoruz. Hep birlikte şunu diyebilirim. Ben halkımızın bu kampanyaya sonuna kadar destek vereceğine. Şimdi bu konuda zaten dediğim gibi bizim dostlarımızla sürekli bizler yabancı dil bilmediğimiz için bizler muhatap olmuyoruz onlarla. Direkt arkadaşlarımız yabancı dil, İngilizce vesaire onlarla muhatap oluyorlar. Her gün yani her gün o inisiyatif birbirleriyle çeşitli teknik yollarla haberleşerek yeni yaratıcı eylem türleri öneriyorlar. Yani kendileri hayata geçiriyorlar. Mesela yakında belki birçok hukukçular heyeti, parlamenterler heyeti ya da bilim insanlarına oluşan heyetler Türkiye'ye gelip devlet nezdinde, Türk devleti nezdinde girişimlerde bulunabilirler. Önümüzdeki günlere de bu hazırlıklar var. Ayrıca mesela seminerler, halk toplantıları dünyanın birçok merkezinde yapılıyor. Bu konuda ben sonuç olarak şunu diyeyim. Hep birlikte başarabiliriz. Önder Özcan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşturabiliriz. Bunun hem Kürt sorunun çözümünde hem Kürdistan ve Türkiye'deki barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine büyük bir katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Bu ısrarla ve bu umutla sonuna kadar hedeflerimize, amaçlarımıza varıncaya, yani Önder Öcalan üzerindeki ağır tecritli arkadaşlar, orada da üç yoldaşı da var yanında, onların üzerindeki ağır tecrit kırılması ve fiziki özgürlüğü için nefessiz bir şekilde biz bunları sonuna kadar sürdüreceğiz.